Usta sanatçı Gökhan Güney hit olmuş şarkılarıyla ve keyifli sohbetiyle az sonra hayatın içinden de. Tanrım seni korusun, dilerim hiçbir günüm dününü aratmasın, dilerim kaderin seni hiç ağlatmasın. İsim doktor olarak bilinen Kemal Haluk Cebe az sonra bizlerle birlikte olacak. Sorularınız için bizi arayın. 0212 300 0404. Meltem Açıkel'den balıklarla ilgili püf noktaları az sonra. Gider kokusu dosta gider benim kalbimde sensin senin kalbinde kim var nanay 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 ellerin malı çürük bellerin bağı gün olur devran döner ben de sararım yarı nanay 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 akmıyor yar yüzüme bakmıyor üç deste gül topladım yarim gibi kokmuyor nanay 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 ellerin malı çürük bellerin bağı gün olur devran döner ben de sararım yari nanay 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 nanay, nanay, nanay.
teşekkür ediyoruz. Merci beaucoup. Şimdi tabii benim ilk defa gördüğüm sevgili seyirciler de var aramızda. Nereden aldınız bu çiçekleri bakayım? Hangi bahçeden kopardınız da getirdiniz? Nereden kopardınız? Nereden kopardınız? Kim dağıttı? Ha, belediye başkanı. Hangi belediye başkanı? Kağıthane. Fatih Bey dağıtmış. Çok teşekkür ederiz. Fazlı Bey mi? Evet, Kağıthane Belediye Başkanı dağıtmış. Çok teşekkürler. Yani evet, belediye başkanımız bana yollamamış ama hanımefendiler getirdiler. Ben de zeytinyağı şişemize koydum. Ne yapayım? Şimdi burada sevgili seyirciler, vazom yok. İnce bir vazo. Belki Çeşmenaz Hanım halimize acır da bir vazo gönderir. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ayşe'ye baktım da burada neşeli bir şey çaldım mı Allah, Ayşe Hanım'ın yüzünde güller açıyor. Havaya giriyor değil mi? Ama üzüntülü bir şey olunca da hemen şıkır şıkır ağlıyor. Hepimiz galiba böyleyiz değil mi? İnsanız. Sen de mi? Tamam, artık peş peşe ay Lale de var. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Olsun olsun. Lale en narin çiçeklerden biri. Hemencecik soluver. Adın da mı Lale? İkinizin arasında dilek tutayım o halde. Çok teşekkür. Bugün çok keyif alacağımız bir gün olacak inşallah. Gökhan Güney Beyefendi burada olacak az sonra. Haberleri okumak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Çok detaya inmeyeceğim çünkü beyefendiyi hemen anons etmek istiyorum sizler için inşallah. İşte eğitim aşkı diye ilk haberle başlıyoruz. Üsküdar'da yaşayan inşaat işçisi Mustafa ile üniversiteli Elif'in büyük aşkı görenleri kıskandırıyor. Memleketlerine dönmeyi planlayan çift okula giden Bülent'i düşünüyor. İstanbul Üsküdar'da yaşayan bu çift çocukluk aşkı olan iki kuzen aslında bunlar. Mustafa Kemal 30 yaşında, Elif ise 28 yaşında. 8 yıl önce evleniyorlar, bir yıl sonra çocukları oluyor. Çocuğa Bülent ismini veriyorlar. Evlilik öncesinde üniversiteye girmek için çaba harcayan Elif, evlendiği için sınavlara girmekten vazgeçmiş ama okumak istiyor. Çocuk büyüyünce Mustafa eşi Elif'i ikna ediyor ve Elif'e ona sonuna kadar destek olacağına söz veriyor. Elif girdiği üniversite sınavında Hatay'da üniversiteyi kazanıyor ve harita kadastro teknikerliğinde efendim öğrenciliğe başlayacak inşallah. Demek ki hanımının okuması için bu kadar destek veren beyefendiler de var. Bir alkış rica ediyorum arkadaşlar Mustafa'ya. Bravo. Bravo, gerçekten. Aslında kendilerine de yatırım yapmış oluyorlar. Çünkü kadınların bir meşguliyetleri olmaz ise ne yapıyorlar? Kocam şimdi nerede? Kaçta? İşte mi? Toplantıda mı? Birisiyle mi buluşuyor? Geldi, üstünü bir koklayayım. Bakayım kadın kokusu var mı? Saç teli var mı? Bilmem ne var mı? Kaynanam şunu dedi, şu dedi bunu. Eğer siz dolu olursanız ne kayınvalideniz aklınıza geliyor değil mi? Ne kocanızın nerede olduğunu çok fazla kafanıza takıyorsunuz. Bizi meşgul etmek erkeklerin hayrına. Bunu bir anlasalar hepsi huzura kavuşacak ama. İkinci haber. Bu haber gerçekten Türkiye'de de yaşandığı için eğer hastalarınız vefat etti, morgda cenaze işlemlerine başlayın derseler mutlaka bir morga gidip kontrol etmek gerekiyor. Çünkü Arjantin'de Analia Botter öldü diye morga kaldırılan bebeğini son bir kez göreyim ne olursunuz diyor. Morga iniyor, bebeği yaşıyor morgda. Evet, kurtulmuş bebekcağız. Nasıl korktu kim bilir o kutunun içinde. Türkiye'de de ben morgdan dirilip kalktım diyen kişilerle birebir programda karşı karşıya geldiğim için biliyorum. Yani Allah biliyor. O anda kalbi dursa bile sonra çalışabiliyor. Yine bir kontrol edip de ondan sonra su dökmek lazım üstlerine değil mi arkadaşlar? Amaç herkes için erişilebilir bir İstanbul diyor Başkan Kadir Topbaş. Bir şehrin medeniyet ölçüsünün engellerin kullanma oranına bağlı olduğunu belirtti. Teşekkür ediyorum. Gerçekten aklı başında olan her yönetici, her bakan, her başbakan, her vali, her kaymakam engeller için çalışır. Neden? Çünkü Türkiye'de sadece kayıt altında olan 12 milyon engelli vatandaşımız var. Bir de hiç çocuklarını sokağa çıkarmayacak. Yani engelli olduğunu söylemekten utanan aileler var. Bence bu 20 milyonu aşan bir rakam. Türkiye nüfusunun neredeyse yarısı. Bunların ailesiyle hesaplarsanız 3 ile 4 ile çarpın. Hepimizi ilgilendiren bir mevzu. Benim de şuradan giderken ayağım takılabilir, düşebilirim, felç olabilirim. Hepimiz bir engelli adayız. O yüzden bugün bana ne canım demememiz lazım. Tamam, yani bizim ailemizde hiç engelli yoksa bile engeller için yapılan her çalışmaya %100 destek vermemiz lazım sevgili seyirciler. Dördüncü haber. Mutlulukta kaçıncıymışız bilin bakalım. Birleşmiş Milletler dünyanın en mutlu ülkesi acaba neresi demiş. Kaçıncı? İkinci mi? Hadi canım.
Kaç? Birinci. Canım benim. Herkes senin kadar mutlu mu zannediyorsun sen? Ne? Ya sen bir yerde gördün değil mi? Seni gidin seni. 78.ymişiz sevgili. 78. En mutlu ülke hangisiymiş diye bakıyoruz da. Danimarka en mutlu ülkeymiş. Amerika 11. Türkiye 78. sırada. Dünyanın en mutsuz ülkesi ise yoksulluğun hüküm sürdüğü Togo'ymuş. Geçenlerde nezakette dünya ikincisi seçilmiştik biliyorsunuz. Kabalıkta kaçıncıymışız? 11.ymişiz. Ne kadar enteresan değil mi? Hiçbir anket doğru değil o zaman. Nezakette ikinciysek kabalıkta nasıl 11. oluyoruz bütün dünya içinde? Saçma. Örneklem denilen bir şey var. Yani ben hangi gruba anket uygularsam o grup gerçekten bütün dünyayı temsil ediyor mu? Bu arada az önce Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çok güzel bir davetiye geldi. Aslında Didem'den rica edelim onu. Tabii sayılı davetli var. Oraya herkes hani açık mı, herkes gelebilir mi bilmiyorum ama davetiye en azından göstereceğim. Sevgili Peygamber Efendimiz'in kutlu doğum haftası kutlaması olacakmış. Aleyhissalatü vesselam. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Arkadaşlar oje sürüyor musunuz? Sürüyorsunuz. İyi dinleyin beni o zaman. Amerika'da Kaliforniya eyaletinde yapılan araştırmada bazı ojelerde toksik yani zehirli madde bulundu. Kaliforniya'da yapılan incelemede toksik olmadığı etiketiyle satılan bazı ojelerde 3 zararlı kimyasala rastlandı. Rastgele seçilen 25 oje markasından 12'sinde bu kimyasalların bulunduğunu, 4'ünde de yüksek oranda bulunduğu ortaya çıktı. Peki kimleri etkiliyor en çok? Hamileleri etkiliyormuş sevgili seyirciler. Ve şu anda moda, İşte Hannah Montana diye birisi çıkmış. Disney'in channel'larında, kanallarında çeşitli çizgi filmler var. Ufacık kızlar makyaj yapıyor. Ruj sürüyor, oje sürüyor ve anne babalar da buna karışmıyorlar. Aman hevesini alsın da büyüyünce yapmaz zannediyorlar. Tamam alsın ama o ojeler, rujlar kısırlığa yol açıyor. İleride çocuklarınızda tüylenme olursa, efendim kistler oluşursa, kısırlık oluşursa acaba o zaman kimi suçlayacaksınız? Çok merak ediyorum. Niye öyle güldün? Sen çocuğun mu var? Kendin mi? Lütfen yapma. 60 tane bak. Biz sadece yani inan çilek reçeli, vişne reçeli o kadar kırmızı. Sen o kadar gençsin ki ne lüzum var bir taneciğim ya. Hele şu fondöten sürenlere sinir oluyorum. Ben televizyonda olduğum için makyaj yapıyorum. Yemin ediyorum çıkar çıkmaz yayından hemen silerim ben makyajımı. Göz makyajım belki kalır bir yere gideceksem. Çünkü bu gözenekleri kapatıyor ve cildi yaşlandırıyor. Siz zaten o kadar gençsiniz, porselen gibi ciltleriniz var. Ne gerek var o havayı engelleyecek fondöten? Onlar yalan, yalan, dananananam, fondötenlerin hava aldırdığı yalan. Bak ben 42 yaşındayım. Eğer sen bu kadar gençken bu kadar makyaj yaparsan, yemin ederim benim yaşımda geldiğiniz zaman mortlarsınız. Tamam mı? Lütfen yapmayın. Makyajı seviyorsunuz. Allah bir... Ya bir kere biz ne kadar süslenirsek süslenelim erkekler gibi olamayız. Doğada bütün hayvanları yaradanımız erkekleri süslü, kızları süssüz yaratmış. Ya o tavus kuşunun renkli olanları var ya erkek. Kızları kahverengi. Ördeklerin o yeşil başlı gövel ördek var ya boyunları yeşil. Onlar erkek. Kızlar gri kahverengi. Doğada biz süslenip püslenip insan olarak erkekler bizi beğensin diye dolaşıyoruz. Ama hayvanlarda erkekler hem güzel yaratılmış hem de kadınlar beni sessin diye kubarıyor, dans ediyor, bilmem kavga ediyor öbürüyle. Gerçekten belki hayvanlardan öğrenecek, biz azıcık kendimizi çekecek olsak onlar özlerine dönecekler gerçekten. Altıncı haber, Mustafa Bey çok enteresan şekilde dinliyor ama ne dedin aşkıncım? Ne? Sade güzellik. Her zaman. Evet. Zaten ben erkekleri de merak ediyorum. Yani ben erkek olsam suratında 10 santim boya olan bir kadını yanağından öpmek istemem. İster misin? İster misiniz? Bu da çok acı bir haber arkadaşlar. Doğal gaz sızıntı yaptı. Televizyon açılınca bomba gibi patladı. 3 çocuğunu seyretmişsinizdir televizyonda. Alevlerden kurtarırken baba kızıyla birlikte can verdi. Aman Allah'ım çok dikkat edelim arkadaşlar. Aslan kralın bittiği anın fotoğrafı.
Artık köpek yerine aslanla gezecekmişiz. Kuyruklarından tutmuşlar aslanı. Yedinci habere şöyle bir bakarsa arkadaşım. Zavallı. Aslana hormon mu verdiler, ne yaptılarsa kuzu gibi olmuşlar. Şuna baksanıza. Orman kralı değil artık, orman bekçisi mi deriz ne deriz bilmiyorum arkadaşlar. Aslanlarda da şan şeref bırakmadık. İnternetteki oyunlar çocukları zehirliyor. Mecliste Bilişim ve İnternet Komisyonu toplantısına katılan yardımcı doçent doktor Osman Dolu, çocukların internette çok savunmasız olduğunu, oyunların %98'inin şiddet içerdiğini söyledi. Benim oğlum Hafben Umre'deyken Yalova'daydı. Orada bir çocuk, tanıdığımızda bir çocuk, o kadar çok çizgi film seyretmiş ki kendini çizgi film karakteri olan bir canavar zannetmeye başlamış çocuk. O koltuktan bu koltuğa atlıyormuş, o koltuk. Anne diyor, kendini canavar sanıyor diyor. Yani biz fark etmiyoruz ama çocuklar onu gerçek mi değil mi diye algılayamayabiliyorlar. Yapay kalpli 251 gün geçirdi şu güzel çocuk ve şükürler olsun bir organ nakli için kalp bulunmuş, tekrar hayata dönmüş. Nadir görülen bir hastalık. Minnacık bebek 9 ay kalple yaşadı. Çünkü üst üste 3 kez kalp krizi geçirmiş şu çocuk. Değil mi? Artık hiç öyle yaşlılarda maçlar değil, herkeste hastalıklar var. 10. haber. Öldüren sıcaklıklar bu yaz gerçekten kavuracak. Kalp hastaları, tansiyon hastaları çok dikkatli olsunlar ve öğlen saatlerinde kesinlikle ve kesinlikle sokağa çıkmasınlar. Deniz kıyısına gidip güneşin altında kalmasınlar ve özellikle içki içenler, rica ediyoruz, o sıcaklarda güneşin altında aman ferahlayayım diye biraları miraları götürmeyin. Sonra her şey gelebilir başınıza, Allah korusun. Meteoroloji uzmanları 2003'te Avrupa'da 35 bin kişinin ölümüne sebep olan aşırı sıcakların bu yazda beklendiğini söyledi. Sıcaklık ortalamalarının geçen yıla oranla 5 ila 6 derece daha yüksek olacağını belirtmiş uzmanlar. İstanbul'da sıcaklık 40 derecelere ulaşabilir. Başka bir yerdeki 40 derece önemli değil ama biz deniz kıyısında olduğumuz için nem daha fazla oluyor. Sıcaklık değil, yüksek orandaki nem bizi boğuyor. Astım hastaları dikkat, beyin kanaması artıyormuş bu sıcaklık. Aman arkadaşlar. Evet, haberler bitti. Ben hemen bu davetiyeyi de size göstermek istiyorum. Çok güzel bir çalışma yapmışlar gerçekten. Kardeşliği ondan öğrendik diye Diyanet İşleri Başkanlığı şöyle bir çalışma yapmış. Her renkte insan el ele tutuşmuş. İşte gerçek İslamiyet bu arkadaşlar. Dil, ırk farkı yok kesinlikle. Zengin, fakir, güzel, çirkin, böyle bir ayrım yok. Biz bütünleyici bir dine sahibiz, şükürler olsun. Bizi sen şucusun, sen bucusun diye ayırmaya çalışanlar, bizim şu birlikteliğimizi yıkmaya çalışan insanlar. Zaten Kabe'ye gittiğiniz zaman görüyorsunuz, bir mahşer yeri orası, değil mi? Ah canım benim. Kısacık bir aradan sonra müthiş bir konser programı olacak bugün inşallah. Telefonumuzu biliyorsunuz, az sonra durdum. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu... Ne gelip ne yapalım içimize? Arkadaşlar? Şey yapalım mı? Do yapın. Do mahiyer yapın. Ben şeyden okuyacaktım. Canlı okuyayım. Hasret rüzgarları yapalım. Rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim dertlerden yana. Zamansız dökülen yapraklar gibi.
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Zamansız dökülen yapraklar gibi. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Sevmiştim bilirsin seni. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Boşalan kadehler teselli etmez. Ayrıldım sevgilim, doymadım sana. Boşalan kadehler teselli etmez. Ayrıldım sevgilim, doymadım sana. Sevmiştim bilirsin seni. Ayrıldım sevgilim, doymadım sana. Nasıl da sevmiştim bilirsin seni. Ayrıldım sevgilim, doymadım sana. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Biri biterken ömür de başlar, vermesin aman. Biri biterken ömür de başlar, vermesin aman. Böyle gidecek korkarım vallahi. Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım vallahi. Yok mu çaresi dostlar fesubhanallah. Yok mu çaresi dostlar fesubhanallah. Thank you.
maşallah maşallah. Herkesin keyfi yerinde yine maşallah. Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. Yok mu çaresi dostlar? Ve Subhanallah. Ve Subhanallah. Maşallah. Bak. Şimdi canlı olunca, canlı olunca farklı oluyor. Ton değiştirelim mi? Sol yapalım, uşak. Ah sevemedim kara gözlüm, seni doyunca hep kıskandım seni. Sevemedim kara gözlüm, seni doyunca hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım, ayırmasın evlat bizi. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Allah bizi ömür boyunca. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Bana cefa ediyorlar, bilmem nedendir. Benim korkum senden değil, kaderimdendir. Herkes bana deli diye gülüp geçiyor. Senin aşkın beni kara gözlüm deli edendir. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Ayırmasın Allah bizi ömür boyunca. Var mı vaktiniz? O zaman eledim. Eğlenelim, eğlenelim. Aynalım eşikten yavrum, bebek benim. Aynalım eşikten yavrum, bebek benim. Beslenim asker eyler.
aşkın ateşidir yavrum, sinem yakar. Aşkın ateşidir yavrum, sinem. Kınamasın ehlidir olan, gitti de gelmedi yavrum, buna ne çarar? Gitti de gelmedi yavrum, buna fincanı ters ya. Dırdım Antepli Zeyno, Zeyno kahve falan, baktırdım Mardinli Zeyno. Seni alırım diye Antepli Zeyno, Zeyno nişan izi, yaptırdım Mardinli Zeyno. Seni alırım diye Antepli Zeyno, Zeyno nişan izi, yaptırdım Mardinli Zeyno. Urfalı Zeyno, Zeyno Mardinli Zeyno, Zeyno nişan izi, yaptırdım Urfalı Zeyno. Urfalı Zeyno, Zeyno Antepli Zeyno, Zeyno nişan izi, yaptırdım Mardinli Zeyno. Var benim Antepli Zeyno, Zeyno parmağıma dar benim Mardinli Zeyno. Seni bana vermezlerse Antepli Zeyno, Zeyno dünyayı dar ya varım Mardinli Zeyno. Seni bana vermezlerse Antepli Zeyno, Zeyno dünyayı dar ya varım Mardinli Zeyno. Urfalı Zeyno, Zeyno Antepli Zeyno, Zeyno dünyayı dar ya varım Mardinli Zeyno. Urfalı Zeyno, Zeyno Antepli Zeyno, Zeyno dünyayı dar ya varım Mardinli Zeyno. Razı olsun. Şöyle bir dolandık. Çok güzeldi. Devam edecek program. Hemen evet. Kısacık bir aradan sonra. Uğur Derin. Bulguru ve pirinci boza yapmak için güzelce kaynattım. Üzerine sarı leblebi. Aceleniz var, taze fasulye pişireceksiniz. Loğusa şerbeti yapacağım ama çok değişik yapacağım loğusa şerbetini. Zeytinyağlı dolma hiç hazırladım. Tuhaf ikililer var mutfakta. Kabak da bu arada kendi suyunu bırakıyor pişerken. Bugün varız, yarın yokuz, hayat böyle bir şey. Bilmiyorum Meltem, bugün varız yarın yokuz, hayat böyle bir şey niçin söylemiştin değil mi? Çok böyle üzücü, duygusal bir şey olmuş. Evet, herhalde. Efendim bir balık aşığı var sağ yanımda. Sol yanımda da püflerin kadını var. Ben bilmiyordum ve özür dilerim. Bilsem defalarca gelirdim. Çünkü özellikle Boğaz'da alkolsüz restoran bulmak. Tabii şeyde, Ortaköy'de. Ortaköy'de. O da Boğaz sayılır hocam. Deniz kıyısı mı şimdi, değil mi bilmiyorum ama. Yok, yeriniz arada mı? Dereboyu Caddesi'nde. Alkolsüz evet. Sırf gidiyorsunuz vitrinle beğeniyorsunuz. Balığı çok mı? Güzel. Balığı. Diyorsunuz ki bunu bana pişir. Yani hangi balıkla elektriklenmem olursa. He yani, tabii tabii evet. Yani orada bugün bakıyorsunuz vitrine. Bugün levrekler bana ben bunu istiyorum. Enerji yayıyor. Onu tabii istiyorum. Orayı pişiriyor. Üst katta şeyimiz var. Oturma mangalımız yeri. Mangalımız var bir de. Mangal. Şimdi aşağıda. Aşağıda. Üst katta şey var işte, oturma yeri yani. Kaç nasıl kişilik? Masalar falan. Kaç kişilik? Çok büyük değil. 60-70 kişilik bir yer. İyi canım bize yeter. Yeter. Biz sağ. Bugün çat kapı yaparız size inşallah. Tabii bekleriz. Tamam, bugün de Meltem'cim balıkla ilgili püfleri anlatacak. Evet, Gökhan Bey seviyor diye. Ben yemek yapmayı seviyorum. Tabii, yani süper, ben şahanesiniz. Tamam. Yemin ediyorum bir aşçı kadar yemek bilirim. Yani ben yemek yapmayı seviyorum. Belli değil mi benim şeyde? Hocam. Sizin yok, çok yemek yapmayı değil. Seviyor olmanız şu ana kadar bize bir fayda sağlamadı. O yüzden beni ilgilendirmiyor. Ancak şu anda bir şey pişirirseniz hayır. Hepimizi ilgilendirir. Balık yapalım birlikte. Ben neler Hatay mesela... Herkes bilir ki Hatay mutfağı mesela. Hatay mutfağı çok ünlüdür. Hatay mutfağında ne aklınıza gelirse içli köfte dahil. Maşallah. Yaparım ben yani. O kadar çok seviyorum bu işi ben.
humusu. Acaba ben önceki hayatımda şey miydim? Aşçı mıydım? Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi önceki aşçı olabilir. İslami olarak hani onu yani şu ana kadarki bilgilerimizle, Kur'an'ı şu ana kadarki yorumlamamızla reenkarnasyonun olmadığına inanıyoruz. Enteresandır. Bazı şeyler oluyor böyle eski yaşanmış gibi. Ben bunu yaşıyorum bazen. Onu birçoğumuz yaşıyoruz aslında. Sanki ben bu olayı yaşamışım gibi oluyor mesela. Dejavu. Evet. Dejavu. Evet. Dejavu. Bu ya. Fransa'dan mı geliyor bu dejavu? Dejavu. Ya aslında bizim hani belli yani yaşayacağımız. Hı-hı. Hangi seçeneği? A seçeneğinde yaşayacaklarımız bir yere kadar belli. B seçeneğinde bir yere kadar siz belli. Siz okulu bitirdiğiniz için. Estağfurullah. Takı, hepsinin, takı. Hepsinin aslında permütasyon hesabı vardı matematikte. Hatırlıyor musunuz? Kombinasyonlar, permütasyonlar. Tabii. Hiç kimse de hatırlayamamış gibi davranmıyor evet, arkadaşlar. Hatırlamıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorlar. Yok hatırlamıyorlar yalan, ama olsun. Yalan. Yani biz aslında dünyaya gelmeden evvel de ne yaşayacağımızı bildiğimiz için hangi seçenekleri tercih ettiğimizde onları şu anda daha önce yaşadığımı hissediyorum şeklinde algılayabiliyoruz. Evet. Şu anı ben daha önce yaşamıştım dediğiniz zamanlar olmuştur. Çok oluyor hem de. Evet, o bizim ruhumuzun hayatımızda ne olacağını bilmesinden kaynaklanıyor. Doğru. Buyurun hocam. Meltem ben şimdi Gökhan Bey varken yok hoca şey olamam çünkü ben Ortaköy'de oturuyordum. Dolayısıyla evet. Oğlunun müşterisiyim. Eve bile servis orası yapıyorlar. Şu balığı istiyorum, bu balığı istiyorum deyince eve kadar getiriyorlar. Her şey muhteşem. Şimdi bu kadar... Şimdi enteresandır lafınızı kesiyorum. Benim de ortağım var büyük şeyde. Büyük zeki, küçük zeki değil. Halde şeydir, kabzunaldır yani toptancı. Sebze ben o işi yaptım ben, balıkçılık yaptım bir ara. Her toptan sattınız. Tabii. Yani hala onunla ortak iş yapıyoruz biz. Maşallah. Ben duramıyorum. Sırf şarkı söylemeli olmuyor. Olmuyor. Şarkı söylemeli olmuyor. Bir de dün bunu konuştuk. Hocam Allah korusun sesimize bir şey olacak olsa biz ne yapacağız? Mutlaka yedek yani bir şeyimiz şey, olması ya, lazım. Canım. Çok akıllıca. Ya valla ben de yeni bir işe girmek istiyorum. Dün ben gazetede ben bir şey var bilseniz. Benim esas mesleğim biliyor musunuz? Ne? Ben çok ünlü yerlerde çalıştım. Kadın tercisiyim biliyor musunuz? Kadın tercisi mi? Evet. Benim mesleğim, ben çok çalıştım. Faiz Hüseyin vardı eskiden. Faiz Hüseyin benim nişan kıyafetimi dikti ben Ankara'da. Ben orada çalıştım biliyor musun? Aa, Faiz Hüseyin'de. Tabii. İsyan, reklam yapmayın. Bir sürü ünlü mağazalarda çalıştım, atölyelerimde ama. Maşallah. Ay maşallah. On parmağınızda on marifet. Yani ben bir sürü şeyle uğraştım ya. Çok şeyle uğraşan çok şey biliyor. Eskiden... Askerde ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptınız? Siz eğitime gitmeyin diye. Baba bari onu söyleme hocam. Çok ünlü değil ya, ünlü değildim. Şimdi ne şey vardı, bölükte yapılacak şeyler vardı. Nedir? İşte teneke kesilecek, su kaynatmak için, işte yazlık yemekhane boyanacak falan. Bunlar hep böyle her gün bir şey sorarlar. İçinizde boyadan anlayan var mı diyorum, var. Ben çıkıyordum. Tenekeci var mı dediler, ben çıktım. Futbolcu var mı dediler, ben çıktım. Yani top oynamıştım amatörce. En son terzi var mı dediler, meslek, esas meslek çıktım. Bir asubay vardı ya. Yaşıyorsa kulaklar çınlasın, ölmüşse Allah rahmet eylesin. Ya dedi, affedersiniz, çok affedersiniz, küfürlü konuştu bir daha. Eşi ona çek dedi. Hani şakayla karışık. Senin esas mesleğin lan dedi, nedir lan dedi. Sen ne iş yapıyorsun dedi. Sen ya. Kimsin? Dedi, lan dedi, ne desem, yani tabii her gün üst üste olmuyor bu olaylar. Yani haftanın birerli günlerinde, ya komutanım ben size doğruyu söyleyeyim, ben esas mesleğim terzilik dedim. En son söyledi ama hepsini de yapıyorsunuz. Yapıyorum maşallah. Yani doğru. Aynı şeyi yani çok özür dilerim tabii sizin kadar usta olamam da. Estağfurullah ben ya. Çok fazla iş değiştirdim. Sen de mi öyle? İnanır mısınız kompresör satışından tutun efendim yıllarca kozmetik sektörüyle uğraştım. Parfüm sattım, organizasyon yöneticiliği yaptım. Oradan çıktım, başka bir iş yaptım, başka bir iş. Restoran zincirlerinde franchise müdürlüğü yaptım. Halkla ilişkiler müdürlüğü yaptım hastanede. Ve o zamanlar beni çok eleştiriyorlardı. İkbal sen dikiş tutturamıyorsun işte. Ya ne yapayım ben keyif aldığım şey neyse onu bulmaya çalışıyorum. O sunuculukta işime yaradı. Çünkü hiç alakam olmayan konularda şurada iki çift laf edebiliyorum değil mi? Çoğu insan şaşırıyormuş. İkbal bunu nereden biliyor? Çünkü ben geçmişte çok fazla iş yaptım. Tabii. Çok fazla insan tabii. Tanıdım. Bu çok avantajlı. Hangi üniversiteden mezun olduğunuzun hiçbir önemi yok. Üniversite mezunu işsizler ordusu var. Her gün bana seyirciler CV getiriyor. Kaç kişiyi tanıyorsunuz diyor. Bana kart vizit sayınızı verin. Sizin tanıdığınız kişi sayısı önemli. Bir de kendinizin dost doğru olması önemli. Tabii, yoksa mesela, ne okul bitirdin hiç önemi yok. Ben işte değil mi? Bir sürü işler yaptım ama bu şarkıcılık olayını hiçbir zaman peki, bırakmadım. Peki bir dakika. Meltem'in püfleri bitsin de. Hı-hı. O zaman bu şarkıcılık işinden evvel
güzel terzilik mercilik. Tabii tabii. İlk mutlaka anlattınız daha önceki programlarda ya neler ama şu, yani ne oldu da böyle benim oldu? Benim buraya gelmem tesadüf. Rahmetli abim üniversitede okuyordu. Gel dedi İstanbul'a götüreyim seni gez dedi. Gezmeye geldim. Kaldım. Burada bir arkadaşım var benim yaşımda. Daha ufaktım 14 yaşındaydım. Gelmiş kaçmış şehir memleketten terzilikte çalışıyor. Burada terziye girdim ben işte. O kaldım öyle. Gezmeye diye geldim. Ama bu arada ben gidiyordum mesela bilmezsiniz bu Kumkapı Balıkhane var ya. Evet. Orası eskiden gazinoydu. Nasıl tahtadan yapılmış denizin üstünde böyle iskele gibi gazinolar vardı. Müşteri normal şeyden girer, karadan girer. Sanatçılar kayıkla arka taraftan dolaşıp sahneye çıkarlar. Çünkü kulis girişi yok. Yok. Ah canım. Ben giderdim. Ben türkücüyüm, beni alır mısınız diye giderdim. Her gün bana derdi ki adam bir böyle müdürler var ince bıyıklı falan böyle brillantinli saçlar falan. Canım bugün çok kalabalık, çok müşteri şey yarın gel konuşuruz. Beş defa gittim hep yarın gel dedi bana. Anladım ki beni atlatıyor bu adam. Beşinci de anladınız. Anladım dedim. Sonra kayık tuttunuz çaktırmadan arkadan mı girdiniz? Sonra başka ben 5 sene Kadıköy Müzik Derneği'ne gittim. Melahat Pars benim hocam. Oo. Ben 5 sene Türk sanat müziği eğitimi gördüm. Maşallah. O zaman püf noktaları bitiyor bir Türk sanat müziği hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Mesela içimdeki size özleme uyutamıyorum yar. Gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar mı olur? Herkesin, ya. Elendi, sular herkesin mı bildiği olur? Bir şey daha böyle popüler bir şarkı okuruz. Tamam okuruz. Meltem'le beraber. Evet geldik şimdi. Ben şimdi nasıl doğru mu ayıklıyorum siz bakın. Birçok genç, birçok hanım balık ayıklamasını biliyor. Estağfurullah benimki amatörce böyle yok, demeyin. Yok yok olur mu estağfurullah. Benimki de öyle. Ben de balık konusunda bak, çok uzman çalışma. Bak o Zeki onu duruyor bak. Zeki de gelsin o zaman. Zeki doğru mu ayıklıyorum Zeki de gelsin doğru yapıyor mu yapmıyor mu? İyi usta hakikaten iyi usta. Çok iyi ustadır Zeki. Bak şöyle ayıklıyorum. Zeki oradan yani. Bakıyor mu? Şimdi hanımlar balığı birçok hanım ellerin balık kokuyor diye balık almıyor ve ayıklamaktan da hoşlanmıyor. Çünkü balık ayıklamasını birçok hanım bilmiyor. Yine sirkeye mi batırdın elini? Ne şimdi yaptın? Evet evet. Kulağını koparıp tırt içini hemen alacaksın. Ya istersen şöyle kafasını da kopartabilirsin. Işte, nasıl kalsın? Değil mi? Ama kafası anlaşılmıyor. Tabii kafası kalsın istiyorsunuz. O zaman inek mi zannediyorsunuz? Şöyle eziyorsunuz. Şuradan. Zeki doğru mu yapıyorum? Bak şuradan. Zeki. Şöyle. Makineyi arkadaşlara. Şöyle istavriti böyle ayıklıyorum. Bir tane de şöyle ayıklayayım. Hamsi ayıklayayım. Hamsiyi de böyle ayıklıyorum. Şuradan. Hamsinin kafasını koparıyorum. Kafasını tutuyorum. Hop. İçini de almak istiyorsam. Zeki şöyle parmağımla izi veriyorum. Makineyi bırak abi. İçindeki kılçığı da gayet güzel arıyorum. Bak bir tane daha göstereyim isterseniz. Sen azıcık küçük hamsiler mi almışsın? Ama ya? Şey hamsi mevsimi bitti. Ben hamsiyi de Zeki'den alaydım daha güzel hamsiler olurdu ama ben yani Ortaköy'de herhangi bir balıkçıdan aldığım için artık böyle oldu. Şöyle hamsiyi de bu şekilde ayıklıyorum. İçini de böyle yanımdan alıyorum. Gelebilir. Gel gel Zeki Beyciğim. Gel gel Zeki. Gel Zeki Beyciğim hoş geldiniz. Şöyle alalım sizi. Merhabalar. Şimdi geliyor Zeki, şimdi, gel bakalım. Tamam, Meltem'in el ayağı iyice dolanacak. Yok, hayır. Yok, yok, ben Zeki'yi severim canım. Bizim tamam, sokağımızın, mahallemizin çocuğu. Taşındı şimdi ben doğru mu yapıyorum? Elini balık doğru. Kokutma. Bak, şuradan basıyorum. Şuradan evet, yüzgecini alıyorum. Evet. Gözlerinin parlak ve canlı olması ne gerekiyor. Ne kadar vahşisin her Meltem. Ne kadar benim balıklarımın ben gözleri çok parlak olmasa nazik. Da. Nazik. Kibar bir hanım kibar. Sanırdım ama. Peki, bunu nasıl ayıklıyorum? Şuradan. İçini parmağımla evet, aldım. Ondan sonra bastırıp kılçığını çıkaracağız. Şöyle kılçığını çıkarttım. Evet. Peki büyük balığı nasıl ayıklıyorum? Şimdi bak büyük balığı ben eve büyük kalabalık aldığım zaman nasıl ayıklıyorum onu sana göstereyim. Ya da nasıl temizliyorum kanlarından sen de doğru olup olmadığını söyle. Şimdi Zeki'nin oraya alışveriş yapmaya gidiyorsunuz. Onlar iki dakikada balığı ayıklıyorlar. Kılçıklarını bile çıkartıyorlar ya isterseniz. Bir de pırıl pırıl fileto temiz yapıyorlar. Yıkıyorlar. Şahane teslim ediyorlar ama her balıkçıda bunu yakalamak mümkün değil. Ben balığı aldım. Şimdi şöyle kanlı kanlı yerleri varsa mutfakta balık için bir diş fırçam var benim. O diş fırçasından bu kanlı yerlerini suyun altında şöyle güzelce temizliyorum ve kılçıklarını da temizlemek istiyorsam aslında şey onun yardımcı şeyi var, oluyor. Cımbız gibi bir şeyi var. Tabii. Fileto bıçağınız var. O bıçakla incecik minicik alıyorsunuz. Yani ben kolay olsun diye bir diş fırçası kullanıyorum ve diş fırçasına büyük balığı bu Karadeniz somonu. Bakın kılçıklarını da ayıklamak isterseniz diş fırçasına şu hareketi yaptığınızda
bütün o kılçıklar zaten... O zaten somonun şeyidir. Kalkıyor. Çabuk çıkar. Evet. Değil mi? Ha, mikrofon tutalım bir dakika size. Ha. Aa, mikrofonu yok Zeki'nin. Dur buyurunuz. Zeki dur. Zaten balıştan alırken balığı ben kemiksiz istiyorum. İşte kafa her şey çıksın istiyorsan onu da hazırlar verir. Sadece incecik bir kılçıkları onun etinin içinde olur. Onları da biz zaten cımbızla alıyoruz. Minik minik çıkartıyorsunuz, evet, değil mi? Evde de hanımlar balık ayıklamak hiç evde istiyorlarsa yorulmaza gerek yok, tabii gerek. Yani ama herkesin bir zekisi aslında, yok aslında. Evet, yani evde hiç yorulmaya gerek, evi kokutmaya da gerek yok. Çok uygun fiyata gerçekten. Tabii. Yani zaten şirketin. Ama alüminyum alüminyum tabaklara mı koyup gönderiyorsun eve? Yok, nasıl? Hayır, bizim çok güzel şık pizza kutularımız var. Pizza gibi. Öyle o gönderiyoruz. Yani hanımlar telefon açar. Sıcakla alüminyum birleştiği anda Alzheimer yapıyor. Ben asla öyle şey kullanmam. Hijyene çok dikkat güzel ediyorlar. Ben hanımları gerçekten 10 sene önce kurtardım bu işten. Mutfakta ev koklarına falan son artık. Telefon açarlar. Peki evde kim yapıyor balığı? Ben yaparım. Maşallah. Evli misiniz Zeki Bey? Evet. Hanımınız en güzel ne yemek pişiriyor? Hanımım Bayburt tarafında olduğu için onun çok güzel Bayburt yöreye ait börekler falan tatlılar var. Var. Ben de Hataylı Antakya olduğum için ben de Antakya mutfağını yaparım. Ay, zaten hani ne olur darılmayın ama Antakya mutfağı, Gaziantep. Müthiş bir şey. Bilhassa Ramazan ayında hiç kimse giremez mutfağa. Her şeyi ben hazırlarım. Öyle mi? Ramazan'da bir size ziyarete gelmek lazım bekleriz o zaman inşallah. Gelin misafiriniz olun. Harbiye'de beni bir restorana götürdüler Antakya'da. Ha, yeni açılan. Şeyde orada evin karşısında. Şimdi ben söyleyemem şimdi ismini. Ya, ismini yeni değil böyle salaş bir yerdi ben gittiğimde bilmiyorum. Ha değil o zaman o değil pardon. Söylerim reklam arası olduğunu. Ben orada yediğim humusun, ha, künefenin. Ya, tabii. Allah'ım yani hiçbir yerde künefe yiyemez hale geldim orada yedikten. Ben ama aynı zamanda söyleyeyim benim amcam... Asıl İstanbul'da. Ben çünkü Yeşilköy'e geldiğim zaman... Şimdi bizim Yeşilköy'de Akdeniz, şimdi kapandığı için ismini söylüyorum. Akdeniz Balık Lokantası diye 400 kişilik bir yerimiz vardı. Evet. O zaman da Vali Kozakçıoğlu'ydu. Hayri Kozakçıoğlu. Evet, o geldi, açılışını o yaptı. Tanju Çolakçı'nın benim ortağımdı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu yıl. Fenerbahçe'nin de mutlu bir geldi günü bugün. Tabii çok kulüp geldi. Evet, yendi ya, doğru. Zeki'nin amcası oğlu var. İşte büyük Zeki dediğim, buradan onu öpüyorum, bizi izliyor. Ellerini öperim buradan. Zeki'yi getirdi. Dedi ki buna bir komi elbisesi giydirelim. Komilik yapsın ya, garson olsun. Ya dedim ne garson olacak bu çocuğu dedim, verin mutfağa dedim. Mutfakta dedim öğrensin, ustalarımız çok şey. Ha bir de iyi bir garson olmak için de mutfağı bilmek lazım. Tabii. Çünkü yani nasıl piştiğini öğrenecek ki onu iyi tabii, ifade tabii edebilsin. Her şeyi anlayacak. Ve yani bunun usta olmasına sebep benim. Bu çok ünlü yerlerde çalıştı. Ben şimdi ismini söylemek istemiyorum. Ama o da biliyor bunu. Çok çok ünlü yerlerde çalıştı. Yok unutmaz, hep söyler. Tamam. Püfçü? Püfçü balık yapmaya karar verdi. Şimdi devam edeyim. Heh. Ben istavrit yaparken evde... Karadenizli hanımlar çok iyi bilirler. Onlar böyle güzelce tavanın içine dizerler balığı unlayıp. Ben de nasıl yapıyorum? İstavriti bile yaparken öyle şeyle unlarlar değil mi? Yapacaksam. Normal unla değil de şeyle. Mısır unla unlarlar. Ama ben istavrit yapacağım için istavriti tavada yağ olduğunu varsayalım. Şimdi burayı kokutmayalım. Sen de hep hayal ettiriyorsun ya. Olmaz. Ben artık hayal etmek değil, çok az, yaşamak istiyorum. Tutmaması için şey koymak lazım. Çok azıcık yağ. Ya dibine yağ koymak ama ben lazım. Balığı şöyle güzelce diziyorum bakın hanımlar. Güneş gibi dizeceğiz böyle tavaya. Güneş gibi tabii. Şöyle yan yana diziyorum balığı. Sonra bunun bir tarafı kızardığında... Üzerine tabak koyup çeviriyorum. İsterseniz yaparız onu. Tabii canım. Yapayım mı? Çok kolay. Ama vakit açısından... Normal yuvarlak bir tabağı böyle üstüne kapattığınız işte, zaman... Tabii. Bir çeviriyorsunuz. Tak pişmiş tarafı üste kalıyor. Bir de servis bir yaparken de şık gözüküyor. Yani tek tek istavriti... Evet. Kızartmak servis yerine yapmak normal. Yani 7-8 dakikada çıkartılmış bir şeydi bu. Teflon tavada yaptığımız zaman dizme, hamsi ve istavriti 7-8 dakika. Mısır ununu hamsiye koyuyorum ablacığım. İstavrit kızartırken... Mısır unu koymuyorum, normal hem unlar. Hem çok az yağlı olmuş oluyor bu. Hı hı. Şöyle dizip kızartıyorum. Tamam. Sonra da arka tarafına çeviriyorum. Peki, konudan konuya atlamış olacağım ama bunu koyarken ateşe... ...difrizden balığı çıkarttık. Hı. O... Benim var difrizde mı? Biraz şeyim, sarı kanatım falan var. Hı. İşte o kötü kokudan nasıl kurtulabiliriz? Siz aram almış. Difrizden çıkmış balığı nasıl çözmeliyiz? Ne yapayım, mevsimi geçiyordu, güzel güzel buldum. Sarı kanat, evet ya çok... Difrizden çıkartılmış balığı ben iki şekilde çözdürüyorum. Sarı kanatlı değil mi o küçük olmayan? Evet. Büyük olan evet.
Şöyle nasıl çözdürüyorum balığı? Ya üzerine sirkeli elma sirkesinle su koyup buzdolabında bekletiyorum, çözülmesini sağlıyorum. O böyle kötü kötü sanki bozukmuş gibi bir kokusu oluyor balığın. Bir o de kokuyu, buzdolabının kokusu evet, olabiliyor. Evet, buzdolabının kokusu oluyor. Yahut da bir bardak süt. Sen deminki bir espriyi kaçırdın. Neyi Meltem? Neyi kaçırdın? Sen tam balıkları Zeki koydun. Mi? Gökhan Bey dedi ki, Zeki Bey bunlar Türk mü dedi. Hadi insanın Türk mü, Japon mu, Çin mi olduğunu, balığını nasıl anlıyorsunuz Türk mü olduğunu? Türk değil, şey dedim. Çupra dedim. Çupra. Yok, Türk mü dediniz? Hayır. Yerli mi anlamında demediniz hayır, mi? Hayır, biri levrek dedi. Hayır. Levrek. Ben birisi, sağır duymaz uydurmuş diyorsun. Birisi şey, çupra, diğeri biri levrek, levrek dedi. Biri çupra. Amma uydurmuş. Şimdi eğer fırında yapacaksan balığı, bu şekilde değil de fırında yapacaksan, şöyle yapıyorum. Soğanları halka halka dilimliyorum. Kocaman kocaman dilimliyorum. Tepsiye diziyorum. Evde kırmızı biber varsa, sivri biber varsa, havuç varsa hepsinden faydalanıyorum. Özellikle maydanoz, dereotu. Şöyle koydum. Balıklarımı da hamsilerimi de üzerine muntazamca diziyorum. Süper olur işte. Değil mi? Tabii, o soğan neler yapacak orada? Lezzet verecek ona. Bir de balıkları çözdürürken balıkları çözdürdünüz ve hemen pişirme şansınız yok. Muhakkak buzdolabında tutmak lazım bozulmaması için. Bir de suyun altında, tatlı suyun altında balığı çok fazla tutmamak lazım. Çünkü gevşiyor o, tabii mu? Gevşiyor ve lezzetine tatlı su balığın lezzetini komple alıyor, emip alıyor. Değil mi Zeki? Doğru evet, söylüyorum. Aynen doğru. Şimdi var böyle peki eklemek istediğiniz sizin bir püf kırmızı kırmızı demişim. Kırmızı balıkla biber. Ilgili. Kırmızı biber elini aldım. Yo dediği gibi Meltem Hanım'ın. Limon koyuyor musunuz Meltem Hanım? Tabii limon. Defne yaprağı mesela çok şık olur, yakışır. Hı-hı. Biraz defne lezzet yaprağı, verir defne yaprağı. Birazcık tereyağlı sanayi karışımı. Hamsi bulama dediğimiz işte bir borcama koyup fırına veriyor zaten. Şeyde de olur, ocakta da olur yine aynı şekilde. Yavaş ve, yavaş. Evet. Bir de ben balık kızartırken muhakkak aman, başka bir kokma kesmeyeceğim elime. Allah kırmızı biberliydi. Balık kızartırken muhakkak bir cezvenin içine sirkeli su koyup ocağın bir tarafında ayrıca onu da yakıyorum. Ev balık kokmuyor. Sen neden korktun? Şey, arkadaşın bacağını kamera ezdi zannettim de meğer uyuşmuş bacağı ondanmış. Ay çok korktum. Ay Zekeriya Bey'le görüştüm ama inşallah söz verdi. Seyircilerin oturduğu platform yenilenecek ve çok rahat oturacaksınız inşallah. Yani İnşallah. Yemin ediyorum gece kalktım sizi düşündüm. Ya bu hacca gitmeden önce, umreye gitmeden önce ondan sonra dedim ben hani çünkü çok kişiye söyledim olmadı. Ondan sonra dedim en iyisi ben Zekeriya Bey'e çıkayım dedim. Zekeriya Bey bu işi çözer dedim. Allah o gün karşıma çıkardı konuyu orada. İşte. Dedim ben çok üzülüyorum. İnşallah çok güzel böyle kademeli rahat oturabileceğiniz koltuklar yapılacak artık. İnşallah. Şey yeni gittiniz galiba biliyorum. Evet Ümre, evet. Cumartesi gecesi Ümre'ye geldim. Gittiniz. İnşallah bana nasip etsin. Ben çok istiyorum gitmek. Hiç gitmediniz mi? Yok gitmedim. İnşallah. Gideceğim ama İhsan Kalkalan benim çok iyi dostum. Çok o da çok sever. Abimiz. Çok sever. Ona dedik bir şey işte ziyaretine gitmiştim. Ya Ümre'ye gidelim bir gün falan. Benim dedi misafirim olacaksın dedi. Ben seni götüreceğim dedi. Oh ne güzel. Böyle duyunca benden bu lafı. Çok güzel. Hiç dedi çok ben güzel. Seni götüreceğim. Şey İnşallah bir an önce. Oralara İnşallah. Bir an önce gitmek lazım. Meltemciğim püfün kaldı mı başka aşkım? Başka püfüm şey saç uzamasıyla alakalı bir püfüm onu kaldı. Onu bence yarına onu saklayalım. Tamam olur. Yarın var mısın? Yarın cuma. Yarın olmazsa da pazartesi olur inşallah Allah'ın tamam. izniyle. Efendim kısacık bir ara. Aret Bey de tamam. gelecek az sonra arkadaşlar. Güzel haberlerimiz var. Ne bugünüm ne yarınım kalmadı. Türk sanat müziğinin güçlü sesi Aslı Hünel cuma günü hayatın içinden de. Tadı yok, zehir oldu her şey bana. Beni sorma. Kıyametim oldun sen. Hançeri vurdun kalbime. Büyük belaları umuduma doladın sen. Nöbetçi amiri gibi kabusum oldun her gece. Büyük belaları umuduma, umuduma, umuduma doladın.
Hepimiz o kadar meşgulüz ki ev işleriyle uğraşmaktan kendimize zaman ayıramıyoruz. İşte Philips Power Pro çok hızlı bir şekilde çalıştığı ve %40 daha fazla toz emdiği için bizim temizliğimizi hızlandırıyor, kendimize zaman kazanmamızı sağlıyor. Cyclonic filtreli süpürgeler pazarında 5 yıldır lider olan Philips bizde %40 fazla tozu emdiği için daha hızlı temizlik yapmamızı sağlayarak hayatımızı kolaylaştırıyor. Efendim dünya lideri Philips Cyclonic filtre sayesinde hiçbir şekilde bizim haznedeki filtreyi çıkarıp da temizlememize gerek bırakmıyor. Canımız isterse yıkayabiliriz ama filtreyi kesinlikle değiştirmemize gerek yok. HEPA 12 isimli yepyeni bir filtre kullanıyor. Bu sayede biz çok fazla zaman kazanmış oluyoruz sevgili seyirciler. Sahip olduğu Power Cyclone teknolojisi sayesinde bu filtre değiştirme işleminin olmaması bizim için en büyük avantaj. İki modeli var Philips Power Pro'nun. Bu yeni teknolojiyi denemeniz için tam 30 gün para iade garantisi sunuyor Philips Power Pro. Yıl Diğer Diğer diye bir program yapıyorduk Kanal 7'de. Ben gördüğüm herkese hep aynı soruyu soruyorum. Çünkü kendi adıma her gün bir hesaplaşma içindeyim. Akşam ben ne yaptım bugün, ne öğrendim hayattan? İki günü birbirinin aynı olan ziyandadır diyor bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hayat bana ne öğretti? Hayat size ne öğretti? Buraya sıkışmayalım. Hayat bana o kadar şey öğretti ki yani. Çünkü hayatta ben çok şey yaptım ya. Çok şey yaptım derken farklı şeylerle uğraştım. Ya 32 senedir mesela ben şarkı söylüyorum. Bunun bir de amatör kısmı var. Artı hayat bana şunu öğretti. Ben aslında insanları çok seviyorum. Yaradılarını sev, yaradılarını. Böyle bir, evet, ben böyle bir huyum vardır. Ama size yemin ediyorum, çok samimi söylüyorum. Beni sevmeyen çok az insanla karşılaştım. Belki yüzüme karşı öyle söylüyor, bilmiyorum. Estağfurullah. Hep kazık yedim ya. Afiyet olsun. Vallahi ya. Yemeğiniz... İnsanlardan hep kazık yedim ama ben ya. Ama ne dediler? Tecrübe yediğiniz kazıkların bileşkesidir. Evet yani. Yani onlar... Biraz kabaca oldu ama. Yani hep yanlış yapıldı bana. Ama önemli olan amellere nasıl niyet ettiğimiz. Siz iyilik yapmak için daha niyet ettiniz. Dün oğlum İzmir'e gidiyor. Bir şey oldu da. Oğlum ticaretle de uğraşıyor. Ya baba dedi, bir şey söyledim de hani yok oğlum dedim, o insan öyle bir insan değil, yapmaz falan. Ya baba biz çok saf mıyız dedi ya. Niye? Hep dedi böyle inanıyoruz insanlara. Benim oğlum birine inandı. Beraber büyüdüğü, daha doğrusu Hollanda'da. Benim oğlum 18 yaşında Hollanda'ya gitti okumaya. Kaldı orada. Oranın vatandaşı oldu falan. Bir sürü şeyler yaşadı. Çok sevdiği bir arkadaşıyla. Bunlar turizmle uğraşıyordu oğlum. Antalya'da bir otel işlettiler falan. Bir şeyler işlettiler falan. 200 küsur, 250 bin eurosu gitti. Amanın. Arkadaşı batırdı parayı. Ben de ona dedim ki oğlum bak. Sen bu parayı teslim ediyorsun arkadaşına. Çok güveniyorsun. Baba ondan bana zarar gelmez diyordu bana. Yani geldi işte. Bir de yani. Galiba böyle hani ufak ufak alıyorlar, farkına varmıyorsun. Onu geri ödüyorlar. Büyük bir şekilde voleyi vurmayı planlıyorlar. Tabii tabii, resmen parayı teslim etti ya. Arkadaşına çok inandı, çok güvendi. Arkadaşı o işi biliyorum diye girdi işe. Biz tabii yani bir insana ikinci kez bize zarar verme hakkını tanımayacağız. Yani hayat işte onu diyeceğim. Hayat bana sevmeyi de öğretti. Böyle bu tür şeyler. Ama affetmeyi şeylerle, daha çok öğretmiş affetmeyi, ki. Affetmeyi inanın evet, ben ikinci değilim. Hiç. Çok çabuk sinirlenir ve çabuk geçer benim. Öyle zaman alevi. Evet. Evet. Peki. Yine de çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Başver. O kadar albüm, o kadar şarkı. Şimdi... Hı-hı. Bana sorsalar ben de tabii zor cevap, öbürünü mü? Beyaz. Ben de zor cevap veririm ama hangi şarkı en çok? Benim meşhur yapan dönüm şarkılar noktam. Mesela Hülyam diye bir parça öyle ben isim oldum. O zaman o tür longplay'ler vardı biliyorsunuz. Şey isimler vardı işte sevgili Orhan Gencebay şarkıları var işte Hor Görme Garibi işte falan bu tür isimler çok modaydı. Ben de Garibin Çilesi Ölünce Biter diye bir albüm yaptım o zaman.
Orada Hülyam diye bir parçayla ben ünlü oldum. İlk. Ve ilk albümde ben patladım. İki ay sonra sesim duyulmaya başladı. Peki enteresan o ne yaptılar? Şey. Sandalı arkadan almayanlar? Ha, sandalı arkadan almayanlar. Sizi ha? O ince bıyıklı onlar, adam. Evet onlar şimdi şuna inandım. Bilinçli yapmak lazım müziği diye o zaman. Ne yapmak lazım? Ben müziği öylesine işte biz türkülerle büyürüz Anadolu'da. Hep türkü okuruz ilk etapta. Sonra yol seçeriz. Dedim ne yapayım? Bir arkadaşım vardı. Kadıköy Müzik Derneği'ne gidiyor. O zaman cemiyetler çoktu. Üsküdar Müzik Cemiyeti, Kadıköy falan. Konservatuvar azdı. Biz de kalktık gittik. Bülent Ersoy benim sıra arkadaşım. Bülent Ersoy. Tabii Kadıköy Müzik Derneği'nde falan. 5 sene ben Kadıköy'e gittim geldim. Allah rahmet eylesin. Eğitimini Mela aldım. Atpars'tı benim hocam. Ben Gamlı Hazan, sen Sebahar. Bahar. Dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi taze bahar seç. Ya onun, o zaman birazcık sonra bunu isteyeceğiz. Bizim, pardon cümlenizi tamamlayın. Onu diyeceğim yani bilinçli yapmam gerektiğini karar verdim ve oraya gitmeye başladım. Gittikten sonra ben Türk sanat müziğine bayağı ısındım. Arabesk çok modaydı o zaman. Dediler ki arabesk oku daha iyi çabuk. Duyurursun. Duyurmuşsun. Nitekim de. İşte oturdum. Kendi bestelerimi yaptım. Bir şeyler yaptım. Peki. Şimdi Muazzez Ersoy'un gerçek ismi Hatice. Tabii. İşte ne bileyim Seda Sayan'ın gerçek ismi Aysel. Benimki de değişik. İşte Cüneyt Arkın'ın Fahrettin Cürekli Batur. Ferdi Tayfur Turan Bayburtlu. Turan Bayburtlu. Yani birçok kişi sanatçı. Orhan Kençebay. Kençebay. Tabii. Mesela İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlı. Tatlı. Sesi yok. Sesi sonradan ilerletmişse sesi çok güzel olduğu için. Peki. İsimler çok önemli. Şimdi bir isim uzmanına davet ediyorum sevgili seyirciler. İsimlerimiz bizim hayatımızı etkiliyor mu? Bir de çubuk getirmiş. Sihirli bir çubuk. Bir enerji ölçümü yapılacak. Şimdi benim ismimi biliyor musunuz siz? Bilmiyorum öğretmenim. Esas ismim. Estağfurullah. Hayır. Benim esas ismim Mehmet Sabit Yücel. Mehmet Sabit Yücel'im. Babama Allah rahmet etsin. Peki Mehmet'i anladım da Sabit ne baba dedim. Sabit kal. Dediler ki sen doğduğun zaman çok sevdiğimiz aile dostumuz Sabit isminde bir beyefendi gelmiş bize. Biz o zaman köyde oturuyorduk. Onun da ismini ilave etmiş babam. İyi ki başka bir isimli biri gelmemiş. Evet Hatice. Tabii bak biz nerede Ahmet amca nereye gitti? Mehmet Ahmet amcanın gerçek ismi Huri. Evet. Eyvallah. Huri Erdal. Hemen çağıralım Kemal Haluk Cebe Beyefendi alkışlarımızla. Geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. İnsanın ismi hayatını gerçekten etkiliyor mu? Peki sonradan bize takılan isimler. Evet. Acaba onlar hayatımızı yönlendiriyor mu? Vallahi onlar da yönlendiriyor. Şimdi Gökhan Bey güzel bir isim bulmuş zaten. Çok iyi bir isim. Kim buldu bu ismi? Kim bulduysa güzel benim bir isim. Benim beraber büyüdüğüm rahmetli Efkan Efekan'ın kardeşi canım. Var Ümit. Ümit Efekan benim. Biz inanın ben İstanbul'a geldiği zaman Mecidiyeköy'e geldim. Onlarla karşılıklı oturuyorduk biz. O koydu. Beraber büyüdük. Abime dedi ki hep ben Ümit'in orada uyuyayım falan dedi. Annesi evet, vardı. Başkası koymuş. O koydu. Evet Gökhan. Güzel bir isim çünkü azimle mücadele etmeyi ve ara ara kendini işine kapatmayı, kariyer konusunda çok iyi mücadele edip kariyer konusunda iyi bir şeyleri bulmayı ama hayat ona çok sert ders veriyor. Hocam bir şey söyleyeceğim. Tabii. Kazıklanması isminden mi kaynaklanıyor? Gerçekten ben şeyi merak ediyorum. Çocuklarınıza Gökhan ismini koymayın o zaman. Neden oluyor? Kazıklanmak Gökhan'dan mı? Hayat sert ders verip ona o sert dersle mücadele etmeyi. Ben sana... Harflerden mi dolayı? Ben çakmayayım abi sen onun için kafanı yorma. Çok iyi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çakma olmasına bir avantaj getiriyor şimdi tabii. Şimdi ben hep şeyi düşünürüm hocam. Hepimiz öleceğiz. Öldüğümüz zaman işte o Mehmet ismiyle mi bana gelecekler yoksa Gökhan ismiyle mi gelirler? Gökhan ismiyle gelecekler. Çünkü benim kulağıma Mehmet diye ezan okunmuş. Mehmet diye ezan okunmuş. Şimdi bir bütün zaten bunlar. Hem sizin belli bir yaşa kadar olan o isminiz Mehmet. Mehmet ismi aslında çok güzel bir isim. Tabii, fedakar ve verici isim. İşte Mehmet ismi oradan geliyor. Yani kullanılmayı... Ya, Arapçadan gelme ama Arapçada Mehmet yok. Muhammed var. Muhammed var. Ben iyi Arapça biliyorum. D var. Arap kökenli bir isim. Peki harfler mi, heceler mi, isimin tamamı mı etkiliyor? Harf.
Hece ismin tamamı ve vermiş olduğu mesaj hepsinden etkiliyor. O zaman sizin yani de sorularınız varsa telefon açın bize. Öyle bir şey yapabilir miyiz? Tabii ki. Seyirci telefonu açsın. 0212-300-0404. Artık bizim isimlerimiz koyulmuş ama belki hamileler, belki torun torba sahibi olacaklar telefon bundan açabilirler. Bundan sonrakiler daha dikkatli olsunlar. Evet, çünkü ne koyalım ki çocuğumun adını? Rızklansın, Allah'ın izniyle. Daha iyi bereket yapmak için olsun. Peki, hadi telefonlar gelene kadar kesinlikle şu isimleri koymayın dediğiniz kategoriler var mı? Zaten özellikle Hazreti Muhammed ve söylediği şey şu. Mürre, bir de harp ismini koymayın dedi. Ne? Mürre, acı. Mürre, acı. Acı. Bu ismi, kahve var ya, mürre kahve. Harpte savaş. Mürre. Evet, harpte savaş için bunları koymayın. En iyi isimler olarak değerlendirdiği de Ahmet ve Abdullah isimleri. Ahmet, erkeklerde. Abdullah. Çok iyi isimler, ulu isimler. Baktığınız zaman zaten enerjisi çok yüksek olan isimler bunlar. O yüzden de bu isimleri koyduğunuz zaman çocuklara hakikaten geliyor. Hemen Ahmet Necdet Sezer geldi aklıma. Uygulama yapılacak arkadaşlar. Eğer isterseniz siz de aranızda. Hadi soralım, mikrofon vereyim ben size. Bir dakika. Hatice, hayattan sert dersine algılaması son derece yüksek olan, hassas ve duygusal ve bunun yanı sıra da fedakar ve verici olan bir gruptasınız. Benim evet, adım da Hatice. Aldım. Hatice, Hatice İkbal benim adım. Hemen arkadakiler. Evet. Hemen hemen söyleyin. Benim ismim normalde Yeter. Yeter. Evet. Yeter geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmadan mücadele eden, üzüntü sevinci çok dolu yaşayan, kimdi o Yeter o? Tereddütlü, karar vermede zorlanan ve bunun yanı sıra da duygularını açıklamakta da ciddi şekilde zorlamalar hisseden ve bunu yapabilen kişi. Pardon, Yeter Hanım kim? Yeter Hanım. Yeter Hanım buradaki siyahlı hanımefendi. İkinci ismim siz de misin? Nevin ama. Bir şey söyleyeceğim, ailenizde çok kalabalık mıydınız? Evet. Yeter demişler. Niye? Yeter. Kaçıncı? Sanki çocuğun suçu. Sen yani, tedbirini yani. Al. Tövbe estağfurullah. Sekizinci misiniz siz? Sekiz kız kardeşim. Adam Yeter demiş. Dördüncüyüm ama. Mustafa? Mustafa ismi pratik zekaya sahip olan, bereket dolu konusuyla ilgili önü son derece açık olan, şey bunun yanı sıra iyi proje üretebilen, duygularını her zaman açıklamayan, algılaması mantığı çok yüksek, çok güvenilir olan bir isim. Efe? Efe üzüntü sevinci dolu yaşayan, güvenlik duygusu son derece yüksek olan ama iletişim konusuyla ilgili çok iyi diyaloglar kurabilme özelliğine sahip olan bir isim. Şükran? Şükran iyi proje üreten ve ürettiği projede ayakları üstünde durabilen, bolluk bereketle de birazcık engellemelere takılabilen, kariyer konusunda çok iyi olabilen ve bunun yanı sıra da etrafı için çok iyi şeyler yapabilme özelliğine sahip olan, tereddütlü karar vermede zorlanan, iyi yaratıcı yeteneklere sahip. Peki mikrofon sizde, mikrofon sizde, hadi arkadaşlar söyleyin. Ne? Hüner. Hünermiş. Hayattan çok sert ders alan, sessiz olalım bereket arkadaşlar ve bolluk konusuyla ilgili ciddi sıkıntıları olan. Hüner. Ve yaratıcı özelliğe sahip, sağduyulu, üzüntü sevini çok dolu yaşayan ve biraz da tereddütlü olan birisi. Tereddütler içeren. Peki sizin? Firdevs. Firdevs cennetlerin olan bir insan. Adı. Hassas, duygusal. Ama hayatında tereddütler olan, karar vermede zorluklar yaşayan ve sürekli olarak onun üstünden istifade edilebilen özelliğe sahip. Ay. Biraz kendi kafasının doğrultusunu kullanıyorlar hareket eden, seni kullanan yani. Ama çok iyi etrafında projelerle iyi yardımcı olan. Maşallah. Peki siz? Meral. Meral. Üzüntü sevinci çok dolu yaşayan, tereddütlü, algılaması yüksek ve fedakar gruptan bir isim. Ticaret hayatında özellikle bereket ve bolluk konusuyla ilgili çok pratik zekayı da sahip olan ama yerli zamanında kullanamayan, zamanlamada hata olan. Peki siz? Fatma. Fatma. Çok iyi bir isim. Fatma ismi grubundaki olanlar çok iyi. Fakat çok ağır bir isim grubu, onu söyleyeyim. Fedakar ve verici olan bir isim. Bunun yanı sıra çok güvenilir, algılaması yüksek, mantığını iyi kullanabilen, pratik zekaya sahip olan ama her şeyin ötesinde de iyi algılayan ve algılamasını da mantık çerçevesi içinde iyi koyabilen bir isim. Turgay? Turgay. Turgay'a gelince Turgay biraz duygu ve düşüncelerini ne zaman, nerede, ne yapacağını çok fazla bilemeyen. Öfke kontrolü olmayan. Öfke kontrolünde birazcık sıkıntısı olabilir. Bereket bolluk da aslında önü açıktır ama sürekli engellere takılır. Niye engellere takılır? Şimdi anlam üzerinde değil, direkt karakter yapısı olarak biz analizi yapıyoruz. Peki bunu kırmak mümkün mü? Kırmak mümkün tabii. İsimini değiştiriyorsunuz, kırıyorsunuz. Bülent ne? Bülent bereket ve bolluk konusunda önü sürekli açık olabilen ama her şeyin ötesi çok sezgileri güçlü olan, sanatsal yetenekleri de çok iyi olan. İşte Bülent Ersoy daha ne olsun? Değil mi? Sanatsal yetenekleri, yaratıcı olan özelliğe sahip. Hasan. Hasan. Hayat ona sert dersler vermiş, ağır isim grubunda. Ali, Hasan, Hüseyin grupları bunlar çok sert isim gruplarındandır ve
ağır gelebilir. Onun Hasan da Hüseyin de mi? Hasan Hüseyin bu isimler. Ya yani şimdi şu var, bir kere Allah'ın 99 sıfatı olan o isimlerde hepsi ağır. Onun için yanlarında muhakkak bir isim ilavesi insanların koyması lazım. O isimleri çocuklarına veriyorsa. Çünkü biz de biliyorsunuz kızdığımız zaman ağzımızdan istemeyerek bazı şeyler çıkabilir. İstemediğimiz kelimeler Hasan çıkabiliyor. Hasan Hüseyin sıfatlarından ve değil, ve burada dikkat edilecek unsur bir yanına bir isim vererek hiç olmazsa kızdığımız anda o isimle anmak çok önemli. Yani Vahap koyacaksanız. Efendim, tabii çok dikkatli Rezzak, olmak lazım. Evet. Yani. Türkan'ı soruyorlar. Türkan, duygularını açıklamakta çok zorlanan. Ve bunun yanı sıra da bereket bollukla ilgili sürekli engellere takılan, tereddütlü, karar vermede çok zorlanan, kariyer için, kendine için bir şeyleri yapmak için çırpınan ama doğru zamanda doğru yerde olmakta çok çok zorlanan bir isim. Soyadıyla ancak biraz dengelenebiliyor. Türkan Savancı'nın olduğu gibi. Ha. Ne? Derya. Derya. Ayşe'yi sordular. Derya'nın özelliği, Derya'yı tamam. Sordular. Derya erkek ismi, bayan ismi olarak çünkü bayan isminde. Evet. Derya erkek isminden çok daha farklı. Azimli, mücadeleci, üzüntü seni çok dolu yaşayan, tereddütlü karar vermede zorlanan, geçmişte yaşadığı sıkıntılarını unutmayan ama mantığını iyi kullanan, aşk hayatında biraz zorlanan kişi. Peki siz bu işi profesyonelce yapıyorsunuz. Diyelim ki çocuğum olacak. Diyor bir sevgili seyirci, size telefon açıyor. Soy ismimiz bu diyor. Yüz yüze görüşüyorsunuz. Direkt olarak mail yolu diye. Ha mail yoluyla. Tabii, direkt mail yolu. Benim sitem zaten şöyle bir site. Parasız, yani hiç insanlar kendi isimlerinde orada girip analiz yapabilirler. İsteyen insan. Öyle bir parasız bir site kurduk. Aynen. Yani hiçbir şekilde üyelik yok, reklam yok, hiçbir şey yok. Onun için hayır. Vallahi onun için girip insanlar orada kendi analizi ama profesyonelce bir şey istemek isterse bana oradan mail çünkü atıyor. Çünkü belki de o zaman sizin sitenizde olmayan bir soy isme sahipler. Tabii o yani orada bulamazlarsa... çok site zaten yönlendiriyor peki insanları. O zaman ilginç bir şey. Ben diyelim ki şu isme, soy isme sahibim ama büyüdüm, evlendim, soy ismim değişti. O zaman ne oluyor? Hayatınız da değişiyor. Evlendikten sonra özellikle bayanlar hayatları da değişiyor. Çok iyi bir isim, çok iyi bir soyadı varsa... Mümkün olduğu kadar o isimler evlendikten sonra da o soyadını değiştirmemesi lazım. Erkeğin kalması soyadını lazım. İlave olarak alması peki lazım. Peki bir telefon varmış. Telefondan sonra alalım. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Alo. Hoş bulduk güzeller güzeli. Teşekkür ederiz. Aşkım benim, seni kavuşturana şükürler olsun. Ben mi? Çok teşekkür evet, ediyorum. Evet, bir tanem seni. Buyurun Fatıma her Hanım. Her zaman izliyorum. Daima Kanal 7'deyim. Sağ olun. Mecnun. Bir tanem. Mustafa Mecnun. Bir de zoru mu var sonunda? Şimdi Mustafa göbek adı, Mecnun Zor ismi oğlumun, en küçük oğlumun ismi. Zor. Benim adım da Fadime Taşova. Şimdi Fadime Hanım sizinkini yapalım. Fadime Hanım bir kere fedakar verici isim grubundasınız. Çok güvenilirsiniz, algılamanız evet. Çok yüksek. Pratik bir zekaya evet. Sahipsiniz. Üzüntü sevinci evet. Çok dolu yaşayabiliyorsunuz. Çünkü duygusalsınız. Evet. Ama bunun yanı sıra evet. Da sizin soyadınızdaki etkende sizin hayatta hep engellere takıldığınızı Taşova. Gösteriyor. Çok engellere evet. Ve zorluklarla evet. Mücadele doğru, etmeyi. Doğru. Zor bir hayat yaşıyorlar. Mustafa Mevzu Zor'a gelince de zaten Mustafa pratik bir zekaya sahip ama her şeyin ötesinde de akıllı, mantıklı bir çocuk ama bir evet. Soyadı bir kere soyadı ciddi şekilde zorluyor onu hakikaten. Onun için soyadında evet. isim ve soyad arasındaki bir dengeyi sağlayabilmesi lazım. Bütünsel enerjiye baktığımız zaman abi. Yaratıcı bir isim. Mecnun hayır. Zor. Evet. Zor evet, soyadı doğru. Zor. Zoru yumuşatmak lazım. Evet, zor yani. Soyadı zor olduğu ne yapması için. Lazım? Ne kullanmamız lazım hocam? Yani burada evet. Kullanabileceği bir mantra gibi böyle ufak bir isim alıp ilave edip ismine bir isimle dengeyi sağlayabilmesi lazım. Zor. O da, mesela bir örnek. Nasıl hocam? Mesela bir örnek. Valla onun için bana maille başvurmanız lazım. Ondan sonra ben size onun yolu uzun bir yol. Anlatmak öyle bitmez. Öyle çok kolay basit bir şey değil yani. Hemen şunu kullanın çünkü demekle olmuyor. Çünkü evlenmekte zorlanıyor. Evlenmekte zorlanıyor çünkü. Valla evlenmekte değil birçok şeyde zorlanabilir. Onun için. Peki soy ismini değiştirsin. Ya soy ismini etik değil. Soy ismi ve isim asla değiştirmiyoruz. Çünkü bu ne biliyor musunuz İkbal Hanım? Bir yapı taşı. Benim zırpırt değişiyor. Ama bir ev sürekli oradan bir taşı alıyorsunuz. Onlar hariç ama. Onlar daha sonradan ilave edilen soyadları olduğu için onları çok kaybol. Sayılmaz onlar. Onlar sayılmaz mı? Sayılmaz. Gökhan Bey. Emine isminiz. Ama sen şimdi kendi hakkını kullandın. Şendil. Şendil çok iyi ayakları üzerinde proje üretebilir. Efendim? İkbal Hanım. Bana maille ulaşmanız lazım dedi Haluk Bey. Alo. Alo. Tamam mı? Bir tanesi de Şakire. Kızımın adı. Kızımız adı. Onun soy ismi ne? Bir tanesi de Muhammed.
Muhammed. Muhammed'i konuşmuş olduk Muhammed'i az önce zaten. Mehmet. Barış. Peki teşekkür ediyoruz. Şakir'e yapalım. Merkez. Şakir'e iyi ayakları üstünde duran proje üreten, algılaması yüksek, kariyer yine konusunda oldukça iyi olan, hassas ve duygusal, tereddütleri olan, karar vermede oldukça zorlanan ama duygusal olan bir insan suistimale çok rahat uğrayabilir. Dikkatli olsun. Aman dikkat. Evet, hangisi? Şendil'i yapıyorduk. Şendil azimli mücadele eden, bir yere kadar gelebilmek için çok ciddi mücadeleler veren, sanatsal yetenekleri olan, bunun yanı sıra çok son derece yaratıcı özelliklere de sahip bir isim. Evet, evet, peki başka? Bir telefon daha varmış. Bir seyirci bir telefon olsun, olur mu? Adalet sağlayalım. Merhaba efendim. Telefona cevap. Alo. İyi günler efendim. İyi günler beyefendi. Bekir Kına. İyi günler. Evet. Ah, bebek bekliyorsunuz. İnşallah. Ya değil de bir önerim var. Babaannemin ismi Gülhan'ımdı. Evet. Anneannemin ismi Sunay'dı. Ben ikisinin de isimlerin ortak bir yeri olsun. Suna Gül mü iyi olur yoksa Gül Suna mı iyi olur diye bir soru soracaktım. Peki televizyonun sesini kısalım lütfen. Vallahi buna sadece yüzeysel cevap verebiliriz. Çünkü böyle bir şey incelemek için 10 kişilik benim ekip var. Ekip oturuyor. İsim soyad böyle bir sürü dedadı medadı bize yolluyorlar. Orada inceleyip ondan sonra bu çok uygundur diyebilmemiz için. Ama şimdi sadece yüzeysel olarak cevap vermek gerekirse. Suna ismi iyi ama Gül ismini tavsiye etmiyorum. Neden? Tavsiye etmiyorum çünkü Gül bir emir kipi. Ve dolayısıyla Gül dediğiniz zaman o kişiyi sürekli zorluyorsunuz demektir. Allah bir şey, Allah. Bir kişiye ancak hani nasıl sigara içme diyorsunuz, o daha fazla sigara içiyor. Aynen. Ama aynı tepkiyi, ters tepkiyi burada görebilir. Onun için Gül ismini çok fazla tavsiye etmiyor. Suna ismi güzel bir isim, onu söyleyeyim. Peki o zaman bir dakika, eski şarkılardan bir şey vardı. Sen Gül derararım, sen Gül. Şimdi tabii o Gül, o çiçekten bahsediyorlar o şarkılarda. Evet, ama şarkılar sen aşkınla inleyen bir garip. Şarkılar hep farklıdır. Gül bir de gülmekle alakalı, evet, alakalı bir şey. Ne? Gülsin ama için Güzin. Güzin'in fedakar ve verici bir Güzin isim. Abladan Güzin anlayın. Ve her şeyin ötesinde azimle mücadele eden, bereket bolluk konusuyla ilgili Güzin sürekli olarak engellere takılan, akademik olarak kendini iyi geliştirebilen ama hassas ve bunun üzerine yaratıcı ve sağduyulu olan bir insan. Nihal? Nihal'e gelince, Nihal yaratıcı bir insan. Hassas bir insan. Hayat ona hep sert dersleri veriyor. O sert derslerden dolayı kendi gücüyle ayakta kalmaya çalışıyor. Algılaması mantığı çok yüksek. Ne? Sanatsal yetenekleri de var. Çok güzel. Peki Nesrin'miş hanımefendinin adı. Nesrin hanımefendi. İki tane yaratıcı isim arasında sıkışıp kalıyor. Ve bu da onun yaratıcı özelliklerini biraz baskılamaya yol açıyor. Nesrin'deki özellik o. Yoksa çok iyi proje üretir. Hassastır, duygusaldır. Tamamıyla duygusuyla her yere gider. Ve duygusuyla insanların etkilemeye çalışır. O ama derece konuşursanız bakın, sıkıntı duymuyor olarak da sizin mide ve sindirim sisteminize dikkat edin. Biraz da sağlık konusuna mide ve sindirim gidelim. Bir telefon sonra tekrar siz. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. İzmir'e gittik. Evrim Engin. Evet, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Oğlunuz varmış. Allah bağışlasın. Amin. Allah razı olsun cümlenizin. Ben kendi ismimin analizini ve oğlumun isminin analizini merak ettim. Yardımcı olur mu beyefendi? Tabii ki. Evrim Engin. Tabii ki. Kendi kafasının doğrultusunda Evrim Hanım hareket eden ve bunun yanı sıra hayatında biraz tereddütleri olan, hassas ve duygusal pratik zekaya sahip ama bunun yanı sıra da azimle mücadele etmesini ve sonlandırmasını çok iyi bilen, çok iyi becerebilen bir insan. Oğlunun ismine gelince Muhammed Mert ikinci olarak. Muhammed bir kere çok güzel bir isim tabii. İsabet etmişsiniz ki ikinci ismi Mert ismini. Muhammed Mert güzel bir denge sağlayabiliyor. İkinci soyadıyla da zaten onun kariyer konusunda çok iyi olabildiğini, hassas ve duygusal olduğunu, yaratıcı özelliği taşıdığını da göstermektedir. İyi, maşallah iyi bir isim görmüşsünüz. Reyhan'a demin sorduk sanki. Sormadık mı? Şerafettin. Evet. Güzel ve uzun bir isim aslında Şerafettin. Şerafettin Bey zaten fedakar ve verici. Erkeklerde de Şerafettin fedakar ve verici olan. Birçok insana faydası olabilir. Evet. Şerafettin'le evlenmek, Şerafettin'le arkadaş olmak bir özelliktir. Çünkü Şerafettin her şeyi kendine verebilir. Senin arkadaş olabilir miyiz Şerafettin Bey? Yani Şerafettin'in çok iyi özelliği, güvenilirlik dalında çok iyidir. Yaratıcı da çok iyidir. Tamam. Reklam ismi nasıl? Reklam ismi çok iyidir. Para getirir. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu... Ne gecem belli, ne gündüzüm, ne bugünüm, ne yarınım kalmadı. Türk sanat müziğinin güçlü sesi Aslı Hünel, Cuma günü hayatın içinden de. Tadı yok.
zehir oldu her şey bana. Beni sorma, kıyametim oldun sen. Hançeri vurdun kalbime, büyük belalar umuduma doladın sen. Nöbetçi amiri gibi kabusum oldun her gece. Büyük belalar umuduma, umuduma, umuduma doladın sen. Hünal bizlerle birlikte olacak. Sevgili seyirciler, bugün günlerden Perşembe, sağlık günü. Doktor Arif Kamar'ı davet ediyoruz alkışlarımızla. Nasılsınız efendim? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Zayıflamışsınız biraz. Geçen hafta da böyleydim ama siz göremediniz. Geçen hafta yoktum. Ondan iyisiniz, evet, çok hoş şükür. Geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tekrarlayan düşükler, rahimdeki problemler hakkında konuşacağız. Bir de yaş, pıhtılaşma sorunları hakkında konuşacağız. Acaba bunlar bizim gebe kalmamıza ve gebeliğin devamına acaba mani midir? Tekrarlayan düşük nedenleri nedir hocam? Şimdi tekrarlayan düşüğün iki tane ana nedeni var. Bir tanesi onu büyüten rahimle ilgili ve rahimi taşıyan tabii kadınla ilgili problemler. İkincisi oraya yerleşen bebekle ilgili problemler. Tekrarlayan düşük diyerek biz ilk aylarda gebeliğin başladıktan sonra devam etmemesini anlıyoruz. Ve gebe kalan kadınların, doğurgan yaştaki kadınların hemen hemen %1'inde böyle bir problem karşımıza çıkıyor. Düşük daha sık, her kadın, hemen hemen 10 kadından biri hayatında bir kere düşük olayını yaşıyor. Ama tekrarlayan düşük dediğimiz 2, 3, 4 arka arkaya düşük yapmak o kadınların Allah'tan ki %1'inde oluyor. Hı hı. Ve tekrarlayan düşüklerde veya düşüklerde sebep %50'ye yakın bebekteki kusurlardan dolayı oluyor. Bebek eğer sakatsa, bebeğin eğer sağlığıyla ilgili bir sıkıntı genetik varsa, genetik bir problem doğal varsa, doğal yoldan Allah onu ayıklıyor. Doğa onu bir şekilde ayıklıyor. Allah'tan böyle. Çünkü özellikle farkına varılamayacak kırsal kesimde yaşayan insanlarda o zaman bir sürü sakat bebeğin ortaya çıkması geçen gerekiyor. Geçen gün bir telefon geldi. Yani tabii ki buradakileri konuşacağız ama merak ediyorum hocam. Baş büyümesi hidrosefali miydi? Evet. Bir de omurilikteki açıklığın adı neydi? Spina bifida. Spina bifida. Hı-hı. Spina bifidalı ve hidrosefalili bir çocuk anneyi zehirler mi? Zehirlemez. Gördünüz mü o kadını kandırmışlar arkadaşlar. Zehirlemez. 6,5 aylık bebeğini aldattırmışlar. Şimdi ama şöyle bir durum var. Hı. Şöyle bir durum var. Bu anneyi zehirlediğinden değil ama böyle bir çocuk doğduğu zaman ne ihtimaller var? Beyinde su toplandığı için o çocuk bir kere doğduğunda ameliyat olacak. Ameliyat olduktan sonra bunların tamamen düzelme ihtimali gerçekten çok az. Çünkü böyle bir durum genellikle beynin gelişimiyle ilgili başka durumlarla beraber de oluyor. Yani İslami olarak bizim seyircilerimizin de büyük bir oranı Müslüman olduğu evet. için. Yani İslami olarak anneyi almak tehlikeye günah, atmadığı tabii. takdirde tabii. bir çocuğu aldırmak caiz değil. Tabii. Sırf bu yüzden siz gelin tabii. de sorunu soralım sizin. Anne yaşının düşüklüğe etkisi var mı çok küçük yaşta veya çok ileri yaşta olması? Kesinlikle var. Çok düşük yaşta daha dokular tam olarak oluşumunu tamamlamadığı için gebelik sırasında annenin problem yaşama ihtimali fazladır. Bebeğin gelişmemesi, erken doğması, gebelik sırasında tansiyon yükselmesi veya düşük yapma gibi ihtimaller fazladır. İleri yaşlarda da yumurta kalitesi artık bozulduğu için yumurtlamada olan problemlerden dolayı hem düşük yapma tehlikesi daha fazla hem hamile kalamama ihtimali daha fazla yüksek. Oluyor. Peki ideal doğurganlık yaşı? İdeal doğum 20'li yaşlardan başlar, 35'li yaşlara kadar tırmanır, sonra biraz düz gittikten sonra düşmeye başlar. Yani saltanat dönemi ve düşüş dönemi evet, gibi evet, oldu evet, sanki. Peki oldu. 35 yaştan sonra koca bulabildik. Ne olacak? 35 yaştan sonra koca buldunuzsa o zaman hayırlı olsun. Koca bulduktan sonra bir süre kendiniz bekleyeceksiniz. Eğer 6 ay içerisinde gebelik oluşmazsa o zaman bir bu işte ilgilenen bir hekime gideceksiniz. Biz 6 aydır evliyiz, geç evlendik. Acaba bir problemimiz var mı diye baktıracaksınız. Yani diğerlerinde bir sene bekleyin diyorsunuz evet. ama yaş büyük olunca yaş bir seneyi bekletmiyor. Zaman, 6 ay ayda hemen doktorla lazım. Evet, efendim evet. temas haline geçmek lazım. Rahim ağzı yetmezliği nedir ve nasıl tedavi edilir diye bir soru Şimdi var. Şimdi rahim ağzı yetmezliği
düşüklerin önlenebilen sebeplerinden ve çok rahat önlenebilen sebeplerindendir. Rahim ağzı yetmezliğinde ne oluyor? İlk aylardaki düşüklerin rahim ağzı yetmezliğiyle bir ilgisi yok. Çünkü ilk aylarda, ilk üç aya kadar bebek rahat rahim içerisinde büyüyor. Ne oluyor? Bebek büyüdüğü zaman rahim ağzında bir bağ dokusu var. O torba ağzı gibi, yani para kesesinin ağzı gibi. Bebek rahim içerisinde büyüse bile o onu tutuyor içeride. Bazılarının rahim ağzı çok iyi gelişmemiş oluyor bağ dokusu açısından. Siz de torbanın ağzını büzüyor musunuz evet, o zaman? Evet, aynen öyle oluyor. Bebek büyüdükçe o farkına varılmadan rahim ağzı açılmaya dikiş başlıyor. Dikiş attı diyorlar, bu mu? Evet. Rahim ağzına aynı para kesesinin ağzındaki dikiş gibi böyle girip çıkıp hani sizin TL yaptığınız gibi bir dikiş atıyoruz. Onu da orada bir düğümlüyoruz. Sizin TL attığınız gibi, evet. Terzi olan beyefendi ben değilim. Onu orada düğümlüyoruz. O bebek 9 ay orada dursun diye doğum zamanı geldiğinde oradan dikiş kişi alıyoruz, bebek de doğuyor. Peki bu dediniz ki onda bir hayatında bir kez düşük yapan ama tekrarlayanlarda %1 oran evet, var. Evet. Tekrarlayan düşüklerde annenin kronik bir rahatsızlığı sebep midir? Tabii ki. Hangi hastalıklar onlar? Mesela şeker hastalığı. Şeker hastası olanlar mutlaka gebelik sırasında gebelikle ilgili problem yaşayabilir ya da düşük olabilir. Doktor, çünkü şekerin yüksekliği gebeliğin gelişimini etkiler. Tiroid hastalıkları öyle. Annenin kronik hastalığı varsa mesela akciğer hastalığı, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, annenin hayatını etkileyen hastalıklar varsa keza bunlar da etkileyebilir. Annenin bir hastalık nedeniyle kullandığı bir ilaç varsa mesela kanser ilacı gibi bir şey kullanıyorsa onlar etkileyebilir. Dolayısıyla gebe kalmak isteyen bir kadının mutlaka kontrol olması lazım. Kontrol olduktan sonra da genel sağlığıyla ilgili testleri yaptırması lazım. Eğer kan testleri, işte şeker, biyokimya bütün testler normalse ondan sonra gebe kalması lazım ki kötü tabii tecrübe yaşamasın. Gebe kalmadan önce folik asit veriyorsunuz değil evet. mi? O çok etkili. Folik asiti de gebelikten 2-3 ay önce başladığımızda bu az önce dediğiniz işte hidrosefali, spinabifida oluşma ihtimalini azaltmış oluyoruz. Kemik ve omurilik sistemi daha iyi oluşuyor. Evet. Peki diyelim ki düşük yaptık. Hemen ben bir daha çocuğum olsun diye çaba sarf etmeli miyim? Biraz beklemeli miyim? Tedavi yaptığınız olsam bile. Yaptığınız düşüğün büyüklüğüne bağlı. Mesela ilk aylarda düşük olduysa 1,5 aylık, 2 aylık gibi. O zaman 2-3 ay sonra tekrar hamile kalabilirsiniz diyoruz. Ama eğer büyük düşükse 6 aylık 7 aylık kayıp olduysa hem annenin ruhsal olarak kendini toparlayabilmesi için hem de rahmin kendini toparlayabilmesi için en az bir 6 ay beklemeyi istiyoruz. Şimdi ben bu kelimeyi ilk defa gördüğüm için ezberleyemedim. Antifosfolipit sendromu. Bir siz söyleyin bakayım. Antifosfolipit sendromu veya trombofili deniyor. Ha, trombofiliyi biliyorum hocam. Aynı o. Aynı. Allah ne diyeyim hocam. Aynı kapıya çıkıyor. Heh. Hepsi. Hayırlı olsun. Evet, bunlar şimdi rahim her şey normal rahimde. Bebekte de her şey normal. Biliyorsunuz bebeği anne kan damarları, anneden giden damarlar besliyor. Kanımla besledim dediğimiz doğru yani. O damarlarda bazı kadınlarda küçük damarlarda pıhtılaşmaya eğilim olduğu için tıkanmalar oluşabiliyor. Ve bir süre sonra bebek beslenememeye başlıyor. Böyle kanamaya, pıhtılaşmaya meyilli olan kadınlarda biz işte kan sulandırıcı kullanıyoruz ki gebelik boyunca bu pıhtılaşmalar yaşanmasın, bebeğin sonu dediğimiz organ yaşlanmasın ve bebeğe rahat rahat kan gitsin ki bebek de orada plasenta dursun. Plasenta mı? Eşi dediğimiz. Eşi, bizim. Sonu, plasenta, efsane. Peki unuttuğum bir şey oldu mu? Sizin sorularınız var mı? Genetik nedenlerle düşükler yapılıyor mu hocam? Tabii. Şimdi, o zaman ne yapıyoruz? İşte en önemlisi asıl önlenebilenler bunlar. Bir tanesi rahim ağzı yetersizliği. Rahim ağzı yetersizliği için gebelik boyunca rahim ağzı kontrollerinin yapılması lazım. Bu çok önemli. Gebeliğe sadece karından baktık bebek iyiymiş demek yetmiyor. Acaba rahim ağzı bunu taşıyacak mılara mutlaka bakmak lazım 3,5 aydan itibaren. İkincisi genetik problemler. Eskiden biz 2-3 tane düşük olduktan sonra genetik araştırıyorduk. Ama şimdi genetik testler o kadar kolaylaştı ki kadın erkek bir kan veriyor 20 gün sonra sonucu çıkıyor. Dolayısıyla biz artık bir düşük yaşayanda bile genetik testleri ne olur ne olmaz yaptırıyoruz. Çünkü her düşük kadını yıpratıyor. Diyelim ki hiçbir problem bulmadık. Rahimde de bir problem yok. Diyoruz ki bu düşük tesadüfen olmuş. Bir daha hamile kalabilirsiniz. Ama eğer bir problem bulduysak
rahimde problem bulduysak rahimdeki problemi düzeltiyoruz. Eğer genetik bir problem varsa o zaman anneden babadan bebeğe bir şeyler aktarılıyor demektir. O zaman işte tüp bebek yapıyoruz. Tüp bebek yaptığımızda evet bebeği koymadan evvel problemli bebekleri ayıklıyoruz. Sağlam olan bebekleri içeriye koyuyoruz ki gebelik oluştuğunda devam edebilsin. Peki diyelim ki hiç sağlam bebek yok ama siz o embriyodan bozuk genetiği olan şeyleri alabiliyor musunuz? Yani şimdi onu... gen mühendisliği gelişiyor ama şu anda hala dediğiniz gibi değil. Yani işte bozuk bir embriyoyu alıp da biz onu tamir edelim, iyi bir embriyo haline sağlıklı getirelim. Sağlıklı embriyo varsa mümkün onu değil. Biz şu anda sağlıklı embriyoyu seçip içeriye koyabiliyoruz. Daha bugün ne yapalım arkadaşlar? Bebek doğmadan önce ne yapmamız gerektiğini, nasıl hamilelik sürecini geçirmemiz gerektiğini öğrendik. Doğdu ondan sonra ismini ne koyalım diye Haluk Bey. Sonra da ne giysin diye bir terzi getirdik programı. Bir de kulağıyla beslensin, bir şarkı söylesin diye, değil mi? Hem ruhu beslensin. Çok ben teşekkür ediyoruz. Toplarsa sektirebilirim yani. Vallahi ama tabii. Hemen bir top buluyorsun hayatım. Arkadaşlar bir numara görüyorsunuz şu anda. Tüp bebek ve kadın hastalıklarında bu numarayı arayabilirsiniz, danışabilirsiniz. Bir de ayda bir tüp bebek çekilişi yapıyoruz. Evet. Kanal 7 ailesi masrafları üstleniyor. Tıbbi desteği de Doktor Arayet Kamar ve ekibinden alıyoruz. İlaç paralarını kendiniz veriyorsunuz ama, tamam mı? İsimlerinizi yazdırın. Daha önce yazdırılmış olan isimleri atmıyoruz. Her çekilişte tekrar efendim fanustan çekiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne okuyalım? Şimdi dediniz ki bir Türk Sanat Müziği eğitimi aldım önce ben o kadar sene. Okuyalım mı? Ve tamam. Bana sözünüz var. Ne? Ver abi ver, onu vereceksin, anladım ben. Ay rica ederim. Ver. Ben doldurayım hocam. Yok yok, estağfurullah. Rica ediyorum hocam. Çok centilmen bir erkeğim ben, lütfen. Peki efendim, peki. Herkesin bildiği bir şarkı dediniz. Sevmekten kim olsa tadına doyum olmaz. Hangi gönül ıslanır? Sevenle hayır olmaz. Kaç kere yemin yapamıyorum. Bak yine geri döndüm. Kaç kere yemin ettim. Kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Geri dön.
unutulmuş birer birer. Eski dostlar, eski dostlar, ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar, unutulmuş birer birer. Eski dostlar, eski dostlar, ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar, hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar, hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Kalenin bedenleri yar 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 yandı. Kalenin bedenleri yar 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 yandı. Koy verin gidenleri Şinana yavrum Şinana. Koy verin gidenleri Şinana yavrum Şinana. İpeklere bürünmüş yar 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 yandı. İpeklere bürünmüş yar 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 yandı. Sarın fidanları Şinana yavrum Şinana. Elik sarın fidanları Şinana yavrum Şinana. Hoppa Şinana 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 inay Şinana yavrum Şinana. Hoppa Şinana 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 inay Şinana yavrum Şinana. Şinana yavrum Şinana, çağırsan dönüyorum Şinana yavrum Şinana. Aşkından verem oldum yar 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 yandım. Aşkından verem oldum yar 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 yandım. Kibritsiz yanıyorum Şinana yavrum Şinana. Kibritsiz yanıyorum Şinana yavrum Şinana. Hoppa Şinana 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 inay Şinana yavrum Şinana. Hoppa Şinana 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 yavrum Şinana. Haydi bakalım. Kibritsiz yanıyorum Şinana yavrum Şinana. Hoppa Şinana 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 inay Şinana yavrum Şinana. Hoppa Şinana 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 inay Şinana yavrum Şinana. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de fakat o sondaki yavrum çok işten çıktı hocam. O şey artık yeter. Yani en pik noktasıydı. Evet. Şimdi hemen az zaman kaldı. Ne kadar kaldı? Peki. Haluk Bey'le o zaman devam edelim hocam. Tabii. Sizin sormak istediğiniz bir isim var mı? Vallahi ben şeyi sormak istiyorum. Kızımın ismini sorabilir miyim? Tabii ki. Büşra. Büşra son derece sezgileri güçlü olan, bereket bolluk konusuyla ilgili birazcık tereddütleri olan ama çok şeyleri aşmasını becerebilen, çok iyi ayakları üstünde durabilen, projeyi üretebilen, mantığı çok iyi, algılaması çok iyi, yeri geldiği zaman da atılgan ve enerjik olan. Çok güzel değil mi? Arapçada Büşra demek müjde biliyorsunuz. Evet tabii ki. Çok müjde güzel demek. Peki bana darılmış sevgili seyircimiz, sen sordun mu hayatım reklam arasında? Hayır sen sordun değil mi? Ha tamam. Ne adınız? Güzel. Adın güzel mi? Aa. Yani kocası güzelim dediğinde hem sıfat hem ismini kullanmış oluyor. Güzelim, güzel.
güzel azimle mücadele eden ve özellikle de çok üretken olan bir insan. Geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmadan mücadelesini verebilen, akademik olarak da kendini geliştirmek için önünü son derece açan bir isim. Evet, peki başka? Damla. Damla azimle mücadele eden, algılaması çok yüksek, pratik zekaya sahip, sanatsal yetenekleri çok güzel olan. Evet, maşallah. Atılgan ve enerjik. Necla. Ceyle mi Ceyle mi? Ceyle, Necla. Necla son derece kendisini iyi hissedebilen, sağduyulu, yaratıcı özelliğe sahip olan, duygusal, çok duygusal, yaptığı bir iş konusunda son derece duyarak, hissederek bunu üretebilen, mantığını iyi kullanabilen bir isim. Semra'yı soruyorlar. Semra'yı soruyorlar. Semra üretken olan, üzüntü ve sevinç çok dolu yaşayan, pratik zekaya sahip olan, tereddütlü karar vermede zorlanan ama mantığını iyi kullanabilen bir insan. Peki Reyhan'ı sormuşlardı. Reyhan tereddütlü, karar vermede zorlanarak hayata başlayan, geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmayan, hayat ona çok sert dersleri verir ama algılamasını iyi kullanarak bundan kurtulmayı başarabilen. Başarabilen. Hilal ve Safiye'yi soruyorlar ayrı ayrı. Evet, tamam. Hilal. Hilal hayat ona sert ders vermiştir. Hassas ve duygusaldır. Sanatsal yetenekleri vardır. Algılaması son derece yüksektir. Ve yaşamdan iyi bir şeyleri bulabilmek için çok mücadele edebilen bir isimdir. Peki hanımefendi adı Döne'ymiş. Döne. Döne bir kere çok azimli, mücadele eden, içine ara ara kendini kapatabilen, sağduyulu, yapmak istediği bir takım şeyleri ön plana çıkartmaya çalışan ama bunda da çok fazla muvaffak olamayan. Evet. Hocam, Dilber. Buyurun. Michael nedir? Michael İngiliz. Yandan kaykıl. Hayır acaba Michael. Yabancıların da var mı öyle bir şey? Tabii var. Tabii var ama Dilber miydi? Analiz ettiğim zaman çok değişik bir analiz ediyoruz. Mekiz mesela pratik zekaya sahip, hassas, duygusal. Ya işte duygusunu öne katabilen. Yani tabii veya George olduğu Hans. Zaman okunuş ve yazılışlarla beraber değişiyor. Dilber. Evet. Efendim? Dilber Hanım. Dilber Hanım. Dilber son derece sağduyulu, hassas ve duygusal, sanatsal yetenekleri olan, sezgileri güçlü olan bir kişi. Bitti galiba. Bir de Seda'yı söyleyin. Serap. Serap. Ne Seda? Seda. Üretken, son derece üretken, iyi proje yapabilen, bunun yanı sıra azimle mücadele eden, algılaması çok yüksek. Yüksek. Kısa bir ara. Efendim buradayız inşallah. Ne gündüzüm, ne bugünüm. Haluk Cebe Beyefendi konuğumuzda. İsimlerin Sırrı bu kitaptan da edinebilirsiniz. Ücretsiz, herhangi bir reklam amacı gütmeyen de bir sitesi var. Sitenizin ismini söyler misiniz? kemalhalukcebe.com. Evet, .com. kemalhalukcebe.com'dan isimlerinizi efendim analiz edebilirsiniz. Tamam veya mailleşebilirsiniz Kemal Haluk Cebe Beyefendi ile beraber. Şimdi çok az zaman kaldı. Ben utanarak söylüyorum. Çok istiyorum bir eser daha dinlemek ama yarısında böyle yarısında biz keserlerse çektiriz, ayıp tabii. Olur mu size? Yok yok hayır çok. Büyük sanatçı. Olmaz. Allah razı öyle olsun. Şey. Alkışlar Gekhan Güney için. Saçlarında yerler eser, gözlerin dünyadan güzel. Saçlarında yerler eser, gözlerin dünyadan güzel. Gül yaprağı sana benzer, gül yaprağı sana benzer. Benim canım melek yüzlüm, benim güzel melek yüzlüm. Selam sana kalbimden, adın düşmesin dilimden. Beni sevda ülkesinden, beni sevda ülkesinden. Boğma sakın melek yüzlüm, boğma sakın melek yüzlüm. We'll be right back.
gelsin bu öfkenin sonu, açılsın sevdanın yolu. Gelsin bu öfkenin sonu, açılsın sevdanın yolu. Bak yüreğim sevgi dolu, bak yüreğim sevgi dolu. Anlasana melek yüzüm, anlasana melek yüzüm. Söyle hangimiz hatasız, hangimiz aşkta günahsız. Kalmayalım yapayalnız, kalmayalım yapayalnız. Kaçma benden melek yüzlü, kaçma benden melek yüzlü.